sinmeye başladı. Olan olduktan sonra... ...güzel, öbür kanayına da sen değil. Asya'nın namı sıfır, kaybediyoruz. Konkürür Saki var kralda. kralda. Ne var Ertuğrul? Bir tane daha ver. Hasta ölür mü? O daha çok şey. Pacino. Pacino'ya ve çalışalım. Dopamin. Bikarbonat. Tansiyon kaç? Adrenalin. Nabız kaç? Atropin. Nabız kaç? Hiçbir şey alamıyorum. Ölme çakır. Maalesef kaybettik. Başına sağ ol. Katili söyleyin oğlum. Çakır ortadan kaldıracağım bir hedef değil. Evet. Evet. Genel bir sezon yorumu alalım. Sezon bitmedi ki de. 10 bölüm var daha bitmesine. Ya onları katma. Buna mid sezon diyelim. Sezon ortası diyelim. Evet. Gerek yok arkadaşlar ya. Canım dediği gibi sezonluk bir durum yok. Yani hikaye burada bitiyor. Çakır'ın ölümü 3 bölümü sürüyor zaten. Bu bölümle birlikte bitiyor. Bundan Rafi sonra yani. aslında Polat'ın hikayesini izliyoruz. Ya zaten Polat'ın hikayesiydi de bakma sen. Yoksa Çakır kendi başına nereye yükseliyor mu? Çakır öldü. Bundan sonra Kurtlar Vadisi yine kanon. Hmm olarak görüyoruz. Nasıl ki? Bundan sonra kanon olarak görüyoruz. Yani Bundan kanon sonrasını mi? da kanon olarak görüyoruz. Tabii Torucan'ın 97 yani, yani. kanondur. Irak kanondur. Irak da yani, kanondur mu? Tabii canım kanondur. Pusu'nun ilk 4 sezonu kanondur. Gladio kanondur. Bunları yani nerede çizgiyi çekiyoruz kardeşim? Ee, Raci Şaşmaz ve Senaryo, Senaryo ekibin ayrıldığında yani 7. sezondan sonra e, kanon değildir. Ki 7. sezon en iyi Pusu sezonlarından biri bu arada o kurtlar ailesiyle alakası yok yani çok farklı bir temada işliyor. Pusu farklı bir tema. Yani pusu izlerken sakın Kurtlar Vadisi kafasıyla Pusu izlemeyin. Pusu öyle bir dizi değil çünkü. Çok farklı bir konsepte bir dizi. Beğenirsiniz beğenmezsiniz o ayrı. Dördüncü yani İskender'in ölümünden sonraki 7 sezona kadarki 3 sezonu da böyle Legend gibi sayacağım anladın mı? Hani işine gelen ama işine gelmeyen. Evet. Kanon <laughs> ne şimdi değil. kanonu açıkla. Kanon, e, kanon arkadaşlar kafanızda öyle kalsın. Kanon, kanun, kanon olarak kabul ettiğimiz şeyler. Kanon şey önemli gerçeğin hani o şeyin e, parçası olarak, olarak kabul ettiğimiz. ettiğimiz evet. Yani. Hikayenin kabul ettiğimiz kısımları. Kanon kabul olmayan, kısımlar nedir? Hikaye, Cahit dahil, hikaye dahil olmayan. Yani bu <laughs> dizilerde, animelerde, mangalarda, hikayelerde çok kullanılır. Mesela ben Game of Thrones'un ilk sezonlarını kanon kabul ederim. Sonrası uydurma olduğu için kanon kabul etmiyorum yani. Lora dahil değil. Gibi ya bu şeyden bakma ikinci ve üçüncü sezonu pusunun çok iyidir teknik olarak da kabul etmek gerekiyor ikinci ve üçüncü sezonu çok iyidir bütçesi de çok yüksektir o dönemler ki zaten her bölümde bokunu çıkararak gösteriyorlardı onu yani her bölüm bir film gibiydi. Esas Prison Break Prison, Break. Prison Break. Prison şey. Break. ilk sezonu kanon bence devamı gerek yok bence ya. Yok hepsi dahil ve bok gibi yani bunda bazen kabul etmek gerekiyor yani kaç da gerekiyor, <laughs> Art, kaçmamak da gerekiyor anladın mı? Kaçmamak çünkü ekip değişmemiş ekip aynı ekip senaristler aynı yapımcılar aynı yani vizyon aynı yönetmen aynı her şey aynı. E bok gibiyse bok gibi diyeceksin anladın mı K kalan kısmını ki Prison Break'in birinci sezonu teknik olarak mükemmeldir. Cliffhanger'ları bir de o şey ya Fox TV'nin şey dönemi biliyorsun. Böyle tam aradaki şeyler de vardır. Mesela ne zaman e, reklam girecek oraya bir küçük bir cliffhanger şuraya bir küçük bir cliffhanger biliyorsun değil mi, o kısmı? Prison Break'te şey biliyor musun ilk sezonunda? Araya şey giriyor bazen dın, 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 kaçış yolunu gösteriyorlar böyle hızlı bir şekilde. O mesela reklamlar için o kadar matematiktir vardır, vardır o senaryoda o kadar iyidir. Ama üçüncü, dördüncü hatta beşinci sezonu sorarsanız. İlk sezon niye biliyor musun? Chat'te bir şey yapmış da ona şimdi. İlk sezon niye biliyor musunuz? Dizi çünkü bir sezonluk tasarlanmış. Ve ona göre piçlenmiş. Genelde filmlerde öyle biliyorsun. Boku bokuna secret çıkarırlar ya. Hatta o kadar kısa gelmiş ki hikaye. Benim bildiğim hikaye şu. Fox'tan bir yetkili bir kadın diyor ki Paul Schering'e. Ya bir fikir var kafamda. Bir adam hapse girecek. Kardeşini hiç kurtarmaya çalışacak. işte. Ölümü şey oldu idam cezası olduğu için. Fikir buradan çıkıyor. Fakat kısa geldiği için ona bir subplot yazıyorlar. Biraz uzatalım bunu. Nasıl uzatırız? İşte oradaki komplot olayı var ya işte başkanın yerine geçme çalışması <laughs> kardeşi bir şey yapıyor vice president falan onu ekliyorlar ve uzatıyorlar bir sezonluk mevzuyu ama bir sezonu bitiyor kanal diyor ki bu çok iyi. İkinci sezon yapalım. Bu sefer de şey yapıyorlar. Hazine avı, hazine avı diyelim. İkincisi zaten 60-70 yapımı, 72 yapım bir film var. Onun şeyi. Bayağı konsepti birebir avlama olayı. Mr. Robot B -b -b soru işareti. Yani ergenliğini geçirdiysen <laughs> Mr. Robot'u izlemenin bir manası yok. Kaç yaşındasın? Yani ergenliğini atlattıysan burada Mr. Robot konuşturdu koyayım? 12 ise izle canım. Mr. Robot dünyanın en iyisi. Abi 12 yaşındaysan güzel yani. Potansiyel harcanan dizi var var. Şey, e, mesela Limitless çok büyük potansiyel harcamıştı. Filmini biliyorsun değil Limitless'in şey? Brad Cooper'ın oynadığı. Yo bilmiyorum. Oğlum var ya işte hapı alıyor ondan sonra beyin komple açılıyor ve inanılmaz zeki oluyorsun. Hapın etki ettiği sürece. O şey işte ya. Limitless işte. Yo kara oynuyor. Neydi? Kallidir yok onu. yok sen başka bir film diyorsun ha şey, sen Scarlett Morgan, uh, Morgan neydi, o değil, o değil. What happens if you use of your fucking Yok yok. Nasıl İzlemedim, i̇zlemedim abi izlemişim. Allah Allah. İzlemişsin. İzlemedim aman, abi. Onun işte şeyi var dizisi var. ya yani kısaca anlatayım sana bunlar bir hap keşif olmaz böyle yeni bir hap falan. Bizim eleman da deniyor. Hapın yan etkisi de mevzusu şey. Senin kafayı inanılmaz açıyor. Şu IQ inanılmaz fırlıyor böyle. Her boku görebiliyorsun. İnanılmaz bir deha oluyorsun. Ama işte hap olduğu sürece. Bu da böyle yükseliyor. Ha, Filmin onun olayı filmini o. Filmini Bunun dizisini yaptılar. Da. Dizini yaptılar. Ama o kadar potansiyel sıçtılar ki yani. Orada inanılmaz hikayeler çıkardı. İzlenir mi? Birinci sezon izlenir vaktim varsa izlenir. X-Files izledik. Tabii ki de izledik oğlum X-Files'ı. X-Files izlenir yani de öyle hani şey çok ıı, kilitlendiğim bir dizi değildi. Ben Disney Plus'ı adını anmadığımız, hepimizin iptal ettiği <laughs> Disney Plus'ı ilk aldığımda Mesela X-Files oturup izlemiştim bayağı. erlek pusunun sonlarındaki 13'ler Amon Ra piramidi mevzularına ne diyor? Çok kötü ya. Çok bak o şeyde de var. Bu, şimdi spoiler vermeyeyim size. Kurtar sonunda da o kısma gireceğiz. Çünkü biraz şey var. Baba 3'ü izledin mi? Baba 3'ü izlemişsindir kesinlikle. Baba, Baba 3'te bu propaganda duyanın şeyi var. İtalya'daki bu gladio yapılanması devlet ve mason hocaları dişin içerisinde ya. Kurtar Valtin'in sonunda da o kısma oradan giriliyor. Şimdi spoiler vermeyeyim size. Pusuda da bunları taşımaya çalışıyorlar. Ya, ben böyle çocukken şeyi gördüm böyle bayağı giyinip miyinip ritüel ritüel bir şeyler sahneleri gelecek vardı. Gelecek o. Vadide gelecek o da. O yönetim kurulu abi. Pusuda, Pusuda uzun bir dönem buna hiç değinmediler. Bu çok iyi bir şeydi çünkü o bu işin ağırlığı şeyden geliyordu zaten. Bu çok zor bir şeydir bunu gizemini elde tutmak. Hani bir Dan Brown vari şekilde değil de çok az gösterirsin ve ağırlığı olur ki Kurtlar o sahneler gelecek ileriki bölümlerde hakikaten böyle ağırlı travmatik şeyleri var. Pusu da bunu geri getirdiler. <laughs> ve yani o kadar anasını avradı ki Şu çok an, an chatte şey. dizi savaşı çıktı. One Piece öne, önerir misin? Onunla ilgili Japori ile bir söyleşimiz var. İsterseniz Japori Cahre'in yazın çıkar. Band of Brothers nasıl diye bir soru geldi. Biz onu vaktinde TRT yayınlamıştı. Her hafta salı günü yeni bölümü çıkıyordu. Her hafta izlemiştiğimiz var o şekilde. TRT yayınlamıştı yanlış hatırlamıyorsam. Dexter nasıl? Ee, yani Baki. liseli bir kız değilsen Dexter izlemene Baki. çok gerek yok. Oğlum bazıları da o, o şekilde hitap ediyor anladın mı bazen alıcısı da. Abi Dexter Chickfilk'tir yani. E yani yapacak bir şey yok. E tamam bana burada niye Chickfilk yorumlattırıyorsun koyayım? Ben demedim ki oğlum senin kendi izleyicin şey yaptı. Onu adama o, diyorum zaten sana demedim. Fringe de güzel başladı Chickfilk'e döndü o da. Ben Chickfilk izleyemiyorum abi daralıyorum. Abi, küçük de olsa bir penisim var ne yapayım? Ne yapayım yani? Diriliş Ertuğrul'un Türk dizi sektörünü düzmesi hakkında ne düşünüyorsun? Düzmesi derken bence iyi manada düzdü ya. Bence iyi manada Diriliş Ertuğrul yani şey olarak baktığın zaman evet işte bizim sevdiğimiz şeyler değil korular değil Bilmem ne. Ama bence oradan çıkıp dünyanın farklı yerlerinde yayınlanıyorsa sen beğensen de beğenmesen de bu bir başarıdır yani. Ve kültürünü yurt dışına satmaktır. İyi bir iş yani. Şeyle yani, alakalı herhalde böyle bir furya başlattı ya. Bir arada asker dizisi furyası var. Bununla evet başladım. evet. Kökler bu arada. Kökler yüzünden başlamıştı bu şeyden dolayı. Arkadaşlar yani ta ki... tarihi uydurmasalar iyi diyorsunuz da şimdi orada şöyle bir sıkıntı var. E ee, yani yüzde bağlı olamazsınız bir kere. Sonuçta bu bir TV uyarlamasıdır. %100 bağlı olamazsın. %100 bağlı olsan anlatamazsın yani aynı şey. Yani kısa olur bilmem ne olabilir yani. Sonuçta tarihle ilgili takip ettiğin dizilerde mesela ben Rom en sevdiğim dizi, dizidir. Yani iki tane Sezar anlatıyor Rom. İki Sezar'ı bir tane... Erbaş Erle bir tane de Senchurion'la yani yüzbaşıyla anlatıyor. Onların üstünden anlatıyor. E bu karakterlerin yaşayıp yaşamadığı bile belli değil yani. Sonuçta TV uyarlamasında bu tip şeyler olabilir. Önemli olan işin güzel olması. Ben birinci sezonu izledim ondan sonrasını izlemedim. Yani. Abi yapma o propaganda dizisi yüzünden Pakistanlar kalkıp buraya geliyor. Sinematik özgürlük değil bildiğim propaganda dizisi. Pakistanlar ondan gelmiyor. Ben onu anlatmıştım sen pek takip etmemişsin. Ertuğ Gazi, Osman Gazi, Turgut çok kısa. Ha, dur. Şuradan bir selfie Orada özel başarılı olması tabii bir etken bunu konuştuk da sırf o yüzden dizinin yapıldığını da ben düşünmüyorum oğlum yani. Pakistanlar biraz... gelsin diye yapılmadı yani. ya. Ya Türkiye'nin Orta Doğu'da bir şeyi vardı zaten Pakistan'da da yani Orta Doğu'da da bir nasıl desem bir namı vardı. Gayet normal. Önemli olan sen sınırlarını niye koruyamıyorsun yani bu şey değil diziye mi suç bulacağız? Abi The Boys nasıl? Yeah. İyi bence. Bence iyi. Ben e, orijinal ben, şeyde izledin de izledin mi peki? The Boys mu? Full izledin mi? İzledim. Ben full izleyemedim. Full izleyemedim çünkü bir sezonu, yeni gelecek sezonu bekliyoruz ama son sezonu şey işte bu. Meme olan Homelander'ın şeyi var ya rage geçiriyor millet alkışlıyor. Ben şeyde yoruldum ya. E, Homelander oğluna hadi lan uç falan yapıyor ya. Oralarda yorulup bıraktım. Çatıdan falan atıyor çocuğu. Orada bıraktım. Oğlum, bence gayet iyi. Ha şey biraz kafayı. Başladı da Butcher'ın başla artık indirmek için başlaması sonra işte karısına tam olarak ne oldu bilmem ne onun açılışı pek şey olmadı yani bir hoşuma gitmedi ama orijinal çizgi romanında bilen biri olarak verdikleri kararları doğru buluyorum. Çok güzel bir Marvel'da sokup çıkarmaları da çok iyi. Böyle Vogue tayfa da değiller, SCV de değiller. Böyle şey de ortada giden. Ben ben herkes... Invincible'ı In In bekliyorum şu anda. Beklediğim bir tako var. Şey izledin, animasyon izledin. Tabii tabii. Onun çok büyük bir... herkes sempati duyuyor da nefret ediyor. Adını. Çok büyük bir, bir göt veren. Yani neyin artistliğini yapıyorsun? Şans eseri şey olmuşsun. The Office en iyi sitcom denilebilir mi? Denemez. Ben keyif alamıyorum. Yani... Beni bir Scrubs'a başlattın. Erlik fanı oldum. İkinci kere izlesem izle oğlum izle. İyidir Scrubs izlenir. Scrubs 2-3 kez izlenir ya. Evet, Vikings evet. ölmeyecek mi? Tabii ki ölmeyeceğiz. Vikings nerede bitiyor biliyor musun? Şeyde bayağı saçmalıyor. Who Wants To Be King'e kadar bayağı bir saçmalıyor oralara doğru. Sonrası full bok çöplük yani. Ben izlemedim. Çöplük bok. Yani sıçmığımı al, kameraya çek, daha iyi. Bir de böyle paylaşıyorlar. Ya ne kadar karizm sahne falan. Ayvar'ın böyle durduğu bir sahne var. Bir yerde oturmuş böyle. Benim oğlan da öyle oturuyor bu arada. 5 aylık. Oturuyor böyle yerde. Önünde 70 tane İngiliz askeri. Ellerinde okları, yayları falan var. Öyle öyle. Ayvar da böyle. Ayvar da böyle. Ulan sıksana bu çocuğu. Neye bakıyorsun? Neye bak? Neye bakıyorsun şu an yani? Şu an baktığın ne? Bir mızrak soksana şunun götüne yani. O sahneyi çekerken utanmadı mı lan kimse? Dayı kötürüm adam oturuyor şunu birisi indirmez. <laughs> Güzel bir soru geldi sorunun cevabını ben biliyorum Erlik biliyorum merak ettim. HBO'da bir dizi vardı adı aklıma gelmiyor Erlik sever. Bu zamanın Amerika'daki alkol yasakları döneminde geçiyor o güzeldi. Erlik biliyor musun bu diziyi? Vallahi hiç hatırlamadım. Prohibition, Boardwalk Empire. Çok iyi bir dönem Boardwalk dizisidir. Empire izlemedim. İzlemedim çok ben. çok iyi bir dönem dizisidir bu arada, gerçekten çok iyidir. İyi bir dönem dizisi Boardwalk Empire, izlenir yani. Çok çok iyidir, ben çok beğenirim. Yani ee, Peaky Blinders'ın ee, düzgün, yetişkin erkekler için yapılmış versiyonu diyebiliriz tabii Peaky'den çok çok daha önce ama. Yani, çocuk değilseniz iyi iyidir, çocuksanız Peaky'den devam. Peaky Blinders Cahreyn'e çakmış. Oha ha ha ha. Oha ha ha ha. Oha ha ha ha. Peaky Blinders Cahreyn'e çakmış. Türkiye'nin IQ ortalaması 90. Peki Blinders'ı da izlemedim. Büyük ihtimalle izlersem şey olacak. Nefretle izleyeceğim. Yazık bir bazen şey izlemiyorum filmleri, dizleri. Sırf ya, nefret etmeyeyim diye. Biliyor dayı musun dayı şey, bak siyatı? Biliyorum o hissiyatı da bak. Peaky Blinders. Bu arkadaş fanı belli ki Cahaya çak, yani nasıl çakmış olabilir bana bilmiyorum ama izledim yani izlemedim değil. Hatta bayağı izledim. Ama yani izlersin, biter. Hani anlam yüklersen Peaky Blinders'a önde gidenesindir. Çünkü çok böyle anlamlı bir dizi değil zaten. Kötü bir dizi değil. Hani dönem olarak iyi, dönemi de iyi anlattı. Ama that's, that's it. Vadinin örnekleri ya ne abi. Oldu? Godfather 1, 2, 3. Casino, Goodfellas, Vice Guy dizisi, Sopranos dizisi, Donnie Brasco. En büyük Kurtlar Vadisi'nin örnek aldığı yapımlar bunlar. Evet abi Çukur çok iyiydi. O lastiğin içine girip drive-by çeken kral var mı abi? Yok işte. Sen şey biliyorsun değil mi? Çukur bir Godfather şeyi, remake'i. Ya bir siktir. Valla bak şaka değil. <laughs> ama şey karar vermişler Fredo'yu gay yapmışlar. <laughs> ama gay olduğunu söylemiyorlar böyle ara sıra. Mı? Kral. <laughs> Kral Robert <laughs> Çok kötü ya. Bu var Allah'tan size işte bir şey söyleyeyim mi? Allah'tan yurt dışında falan yayılmadı ha. Türkler Godfather'ın şeyini yapıyor diye. Abi, bak, yayıldı bu arada ya. Çukur yurt dışında biliniyor ama önemli olan yayıldı yurt dışında yani. değil. Doğuda. Godfather olduğu değil. Şey vardı oğlum <laughs> Şafak Sezer birebir şey soprano'su yapmıştı biliyor musun? Hem de hiç böyle lisans lisans almadan altın dağlı diye bire bir sekans sekans. Abi Şafak Sezer deyince ben titremeye <laughs> başlıyorum zaten. Ama ciddi bak komedi değil ciddi abi bir de kendisi şey oynuyor Tony Soprano oynuyor ya abi. Çukur'a iyi diyenler bu konuda haftan anlamıyor. Abi o adama Godfather Art şey diyecek bir çok uzun kral ya yokmuş buradan rap müzik falan böyle. O böyle uyuşturucu gibi bir şey böyle hani seni gün içerisinde hızlı seni tatmin ediyor hızlı olaylar yaşıyorsun oradan bir cinsellik geliyor oradan işte love interest falan filan fazla düşündürmeden sonuca getiriyor seni. Türk dizilerinin olayı bu. Ya ben The Walking Dead'i aslında çok beğeniyordum ilk izlediğim zamanlarda. Sonra bir çiftlik sezonu geliyor ya. O sezonun Allah belasını versin ya. İkinci sezon oğlum zaten direkt. Dayı dünyanın sonu gelmiş. Bunlar porçta oturuyorlar. İşte ulan şu doktor dayının kızı da ne güzel. Ben buna götten çakarım. Ben sana hiç çiftlik sezonu yine iyi. Çiftlikten sonra boku yiyor. Hapishaneyi diyorsun değil mi? Ben izledim bu arada. Bayağı evet, izledim. Bu. Ben Hapishane, nereye kadar izledim Gavner, biliyor musun? Bilmem ne. Heh. Güven domates olana kadar izledim. Oraya sen? kadar izledin mi lan? Tabii tabii güven domates olana kadar izledim. Nigga'na kadar. Nigga'nı izledim Orası bir daha. Çok Tekrar sıfır geldik. Abi Kadın sonrasında geldi. yüreğim artık kaldırmadı. Onu da neden izledim biliyor yani musun? Ya. Güven, güven domates olana kadar niye izledim biliyor musun? Yani şey olur ya böyle adanmış bir... Bunu da, da takip ha, etmiştim zamanında. Bakın ne oldu? Aynısını şeyde yaşadım. Facebook'tan ilk ilkokul arkadaşları Havaymet da yaşadım. Ya izleyeyim hadi sonuna kadar. Onunla da bir noktadan sonra şey oldum. Ya sizin ben perişanınızı... Orada şey belli yani... ama biz bunu nasıl bitireceğiz koyayım ya. Dur. Şöyle yapalım. Yok yok abi benim bir fikrim var. Şöyle yapalım falan. Bu doğallıktan çıkıyor yapım senaristler. Bir dizi senaristler daha var öyle. Için. Sonunu zor zor olsa da getirdim. Yok Game of Thrones izleyecektim. O tartışılmazdı da. Abi True Blood'ın sonuna kadar izledim ya. Gerçekten bir çik filiktir ama başlangıcı çok iyi. Başlangıcı çok iyi ve evren building'i çok iyiydi. Hikaye ve fikir çok iyi. İzledim abi sonuna kadar Turgul'u. Lost nasıl? Abi Lost Lost çok farklı bir şeydi yani. Lost iyi Lost bir, bir dizi çok, aslında. Çok çok farklı bir şeydi. Lost bir fenomen de anladın mı? Bir televizyonculuğu değiştirdi yani. Bir daha hiçbir şey eskisi gibi olmadı. Lost çok farklı bir şeydi ama J.J. Abrams ruh hastası <laughs> çocuğu olduğu için Mr. in Box diye bir şey var onun. Biliyorsun değil mi onu? Açıyorsun içinden bir box, içinden bir daha çıkıyor. Var. Bir box daha çıkıyor. Bir box daha Öyle de anlatıyor ki bunu. Aa diyor ne kadar bak bir box boxta, Star Wars'ta da aynı bok yedi sonra biliyorsunuz. Arkadaşlar o kadar çok plot açıp onu sonunu getiremezsiniz zaten. Lost final yapamazdı Yapamazdı yani. Onu dünyanın en iyi senaristlerini getir yapamazsın. Yaptı, yaptı oğlum Lost. Final yapacağız demeseydi abi. Yaptı final oğlum Lost. Sorun yok ya bence Lost'ta. Yıllar sonra tekrar izleyince... Ben final yaptığını anladım dostum. o final döneminde biz de anladık da cevap yok yine. Yeni tamam. Mystery Box. Tamam da işte... Onu o kafayı sana izleyeceksin. Bırakıyor. Diyeceksin ki ha. bana burada cevap yok. Bunun yapısı bu diyeceksin. Ama o zamanlar J.J. Abrams'ı tanımıyor insanlar. Böyle bir adam olduğunu bilmiyorlar. Mesela Star Wars'ta anladı millet. Yine klasik J.J. Abrams sıçtı batırdı diye. Yok ben zaten J.J.'nin yaptığını duyunca şey... Yani bir tane seslendirme var ya... Bugs ile o bıyıklı reis. Böyle küfrede küfrede evine gidiyor ya... Ben öyle gittim Star Wars'a. Ha şey mi? Kürba saydı. <laughs> <laughs> o şekil o gittin mi... Ve... O zaman, ya, <laughs> <y> <laughs> o zaman Berlin'de gittim. kardeş. Seni rani O zaman Berlin'de gittim. Şöyle gidiyorum duvarımızı. abi bak. Berlin'e gittim sırf. Daha güzel e, sinemada izleyeyim <laughs> diye. <laughs> Berlin'e gittim abi. Şöyle gidiyorum ama yani. Biliyorum ne yediğini çocuğunun. Yediğin. Senin ananı avradını yapacaksın. Ananı diye böyle yoğurt yam yoğurt <laughs> böyle bayağı skull gibi bir şekilde gittim ve o şekilde de izledim abi. Bok gibiydi gerçekten ya. Yani çıktığımda Disney'in anasına söverek çıktım yani. Disney'in geçmişimizle ilgili diye bir şey kalmadı ya. Geçmişimiz <laughs> adamlar. Şemistan. O... Kodumun reyi böyle oturup da Hayal görüp falan ışın kılıcıyla show mov yaptı ya dedim sizin ben Puh dedim sizin ben içinde bulundunuz Ah vali sizin yapacağınız işe sokayım dedim ya dedim, Nasıl bu seviyeye geldi lan koskoca Star Wars Allah belanızı versin dedim ya Hiç gere gerek yoktu bu arada niye yeni bir şey yaptılar ki Üçleme yaptılar ki onu hiç anlayamadım ben Zaten bitmiş ee, bir hikaye oğlum abi, Ondan bir hikaye sonra şey yap. izledim işte Şişko Asyalı kız işte siyahi çocukla Aşk yaşıyor beraber yani İkinci, ikinci filmde ona çok önemli üçüncü film işte şey rider bir şeye biniyorlar böyle aşk için savaşıyorlar falan dedim ne yapıyorsunuz ya olmamış Johnson'ın bütün mevzusu şey expectation beklentileri tersine çevirme olayı var ya Luke'u mu bekliyorsunuz gitti falan öldü ya şey değil mi ters köşe yaptım sizi nasıl Luke'u mu bekliyorsunuz işte göçünüze girdi nasıl ama Rey'in bir dakika Rey'in ailesi ve geçmişi çok önemli çok var bak neden memurmuş onlar gördün mü Çaşırdın değil mi? Annesi Sonra, babası memur. Bu, bu Expectations meşgulken şey geliyor. <laughs> şey J.J. Abrams geri dönüyor üçüncüsünde. Yok yok ya mystery box mystery box. Kim bu? Aa bak Palpatine. Ha görüyor musun? <laughs> <laughs> Rain bir şey bu. Önemli bir şey aslında. Hatta yeni geliyor yani. Pfff. <laughs> bak yine gece gece niye bunları konuşup uyuyoruz ya? Efendim iyi geceler diliyorum. Ee, kendinize iyi bakın sevgili dostlar. Ee...